alemin etrafında toplanmaktan ve lisemizin kuruluş yıl dönümleri vesilesiyle böyle güzel programlarla bir araya gelmekten gurur ve mutluluk duyuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Program akışını arz ederim. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve okul marşımız, okulumuz mezunları Doktor Mustafa Eski ve Ufuk Tidim'in konuşmaları, okul müdürümüz Sayın Hüseyin Mısırlıoğlu'nun plaketleri takdim etmesi kapanış. Sayın Mustafa Eski ve Ufuk Tidim'i konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Ben lisenin 63 mezunuyum. Sizler işte yeni mezun olacaksınız, okuyorsunuz. Kaç yıl geçti? Sizin gibi sıralarda okuduk. Şimdi bugünkü konumuz şöyle kısaca takdim edeyim. Genel bir sunuş. Ondan sonra biraz Kastamonu basını hakkında bilgi vereceğim. Daha sonra da kitabın bölümlerini anlatacağım. Yeri geldiği zaman burada bazı şeylere de temas edeceğiz. Ama ben saatimi şuraya koyayım. Kendim ayırdığım konuşma 25 dakikayla sınırlandırdım. Ufuk bana hatırlatırsın. 25. dakikaya dolunca, tamam mı? Yani 2-3 dakika geçerse bu da ayrı bir konu. Şimdi değerli arkadaşlar, lisenin kuruluş yıl dönümü 20 Nisan diye geldiniz ama bir şey doğrultarak başlamak lazım konuşmaya. Çünkü bizim lisenin kuruluşu 20 Nisan değil. Bunu bir kere baştan söyleyeyim. 20 Nisan 1381 bizim Rumi takvime göre belirlenen bir tarihtir. Biz yakın zamanlara kadar, yani 1926'ya kadar hem Hicri takvimi kullandık, hem Rumi'yi kullandık, hem Miladi'yi kullandık. 20 Nisan 1301'in bugünkü karşılığı 2 Mayıs 1885'tir. Ben bunu 20 senedir söylüyorum, onu düzeltin diye. Ama Hüseyin Bey'i tenzih ederim. Daha önce de kulağıma geldi, işte böyle gelmiş, böyle gider. Yanlış bir şey böyle gelir, böyle gitmez. Bunları düzeltmek lazım. Mesela baronun kuruluşu 1929'du. Elimize bir belge geçti. Söyledik, onu daha beriye çektiler. Sanırım 1921'e çektiler. Bizim Ticaret Odası'nın kuruluşu 1887 olarak geldi logolarında. Elimize bir başka belge geçti. Dedik ya, sizin kuruluşunuz normal şartlarda 1882'de olması lazım. Onlar da 82'ye çektiler. Ama bizim lise bunu çekmedi nedense. Bunu da burada söyleyeyim. Yani bizim lisenin iki tane temel atma şeysi var. Birisi hafriyatın başlaması 30 Mart'tır. Yani kazmayı kuruya almışlar. İşte bugünkü lisenin temellerini kazmışlar. 2 Mayıs 1885'e de resmi bir törenle temel atma merasimi yapılmıştı. Dönemin valisi katılmış. İşte buradaki üst düzey şeyler katılmış. Bir kere bu yanlışı baştan söyleyeyim. Ha, bundan sonra düzeltirsiniz, düzeltmezsiniz onu bilemem. Ama ben doğrusunu söylemek zorundayım. Biraz yerel gazeteler hakkında 2-3 dakika konuşayım. Çünkü bu kitabın bütün materyalleri neredeyse yerel gazetelerden derlendi. Bizim burada hatır sayılır bir şekilde buraya malzeme sağladığımız gazeteler. Bunlardan bir tanesi Kastamonu Vilayet Gazetesi. 1872'den itibaren 1937'ye kadar çıkmış. Haftalık çıkıyor. Ve 1914'e kadar çok mükemmel bir gazete. Geniş haberler, raporlar, işte makalesi, incelemesi, şunlar bunlar. 1914'ten itibaren gazetede bir zayıflama var. Özellikle savaş yıllarında acayip sansür var. Yani 1918'den sonra da çok da verimli çıkmamış, açıkça söyleyeyim. Zaten onun yerine başka bir gazete almış. İkinci üzerine duracağımız gazete kısaca Köroğlu Gazetesi.
1908-1918 yılları arasında İttihat Terakki'nin yayın organı olarak çıkmış bir gazete. Yani siyasal bir gazetedir. Kastamonu'daki iki siyasal gazete, birisi odur. Bir de diğer parçası Zafer Gazetesi'dir. Yani bunlar iki parti çıkışıyorlerde. Biri İttihatçılar, birisi Hürriyet ve İtilafçılar. Her ikisinde gazeteleri var. Bu Koroğlu Gazetesi 485 sayı yayınlanmış. 42 sayısı koleksiyonda yok. Ama o gazetenin koleksiyonu bir yerde yok Türkiye'de. Son derece önemli bir gazete. Orada da yazılar, makaleler var. Ağırlığı itibariyle mükemmel bir gazete. Üçüncüsü Açık Söz Gazetesi. Bu çok bilinen bir gazete. 1931'e kadar 2500 civarında bir sayısı var. Kastamonu tarihi açısından olduğu kadar inkılap tarihimiz açısından da son derece önemli bir gazetedir. Tabii bu gazetenin yazarları arasında bizim lisemizin çok değerli hocaları da var. Daha sonra Doğru Söz Gazetesi çıkmış. Bu biraz devam ediyor. Diğeri Ses devam etmiş. Öyle geliyor. Kısaca bunu söyleyeyim. Dergilerin içerisinde benim ciddi gördüğüm 1921-22'de çıkan iki dergi var. Birisi Gençlik Dergisi. Buradaki gençlerin çıkarttığı 18 sayı çıkmış. O da içerik itibariyle son derece önemlidir. Yine orada bizim lisenin hocalarının ve öğrencilerin yazıları vardır. Diğeri İsmail Akkuz'un çağrısından çıkarttığı Doğu Dergisi. O da 8 sayı çıkmış 1922'de. Dolayısıyla bizim buradaki derlemelerimiz kitap ve kitabın malzemesi işte bu gazetelerden sağlandı. Şimdi bu kitap nasıl oluştu? Oradan girelim kendi konumuza. Şimdi arkadaşlar bu köklü liselerin tarihleri yazılmıyor Türkiye'de. Elime bir tarihlerde Galatasaray Lisesi'nin bir kitabı geçti. Böyle parmak kadar ince bir kitaptı. Balıkesir'de bir hoca yazmış. O da yarım bir kitaptı. Daha sonra yani son yıllarda 15-20 sene içerisinde liselerin kitabı yazıldı bilmiyorum. Yani şeyi takip etmedim. Tabii herkesin gönlünde bir aslan yatıyor. Bizim de gönlümüzde bir aslan yatıyor. Kendi lisemiz bir yerde eğitimin hayatının içinde geçti. Bu 50-55 senemiz eğitimin içine geçti. Oturdu ya bizim bu kitabımızı da bir ara hazırlayalım. Şimdi diğer çalışmalar yaparken malzeme biriktirdim ben. Nasıl malzemeler birikiyor? İşte bir şöyle kağıtları alıyorsunuz. Rastladığınızda bunu not alıyorsunuz. Yani akademik çalışmalar. Bunları biriktiriyorsunuz, biriktiriyorsunuz. Bunlar da 300-500 bin tanesi birikiyor. Ondan sonra bunu tasdif ediyorsunuz konularına göre. Kitap meydana çıkıyor. Kitap aşağı yukarı 2003-2004'lerde hazırdı. 2005 yılında bunun baskısı söz konusu oldu. Ben lisedeki arkadaşlara dedim ki kitabı bastırın. Kitap valilik tarafından basıldı. Fakat fotoğraflarına itina edilmedi. Ne bileyim içerideki düzene de itina edilmedi. Çünkü valilikte kitap işte böyle resmi düzen içerisinde gitti Gazi Üniversitesi matbaasına bastırdı. İçime sinmedi o ilk baskı. O zamandan beri dedim ya bunun ikinci baskısını yapalım. İşte ikinci baskıda 19 sene sonra kısmet oldu. Bu yılın başlarında çıktığınızda var bu. Biraz daha genişledi tabii, yeni bilgilerle tatbiye ettik. Elimizdeki kitap meydana geldi. Servi Yayıncılık da bunu bastı. Bugün tabii imza günü diyorsunuz. İmza günlerinin ölçüsü şudur. Yazar bir tarafa oturur, önüne de kitaplar konur. Yazar kitabını imzalar, öbür tarafa da kitapları satarsanız para da buraya birikir. Bu böyle. Ancak bugün böyle olmayacak. Çünkü ben hiçbir zaman bugüne kadar işte arkadaşınız 25-26 tane kitaptan bahsetti. Hiçbirisinden parayla kitap satmadım. Hiçbirisi. Ne Ankara'da Tarih Kurumu, ne Atatürk Araştırma Merkezi, ne burada vilayetin bastığı kitaplar, şunlar bunlar. Burada Hamdi Nalban'a dedim ki sen bunu bas. Herhangi bir yazarlık hakkı istemiyorum, satışlar da bir şey istemiyorum. Ama dedim, bana 10 tane kitap vereceksin.
O da bana 10 tane kitap getirdi. 10-12 mi getirdi? Dolayısıyla benim hakkım bu. Onun için kitabı satın almanızı istiyorum. Niye istiyorum? Yayın evi buna para bağladı. Bu bir kültür hizmeti. Ya bizim memlekette şöyle bir alışkanlık var. Bir tarafa bir Marlboro koysan, bir tarafa da bu kitabı koysan, aklı başında insanlar için söylüyorum, sizleri tenzih ederim. Hangisini alırsın dersen, Marlboro'yu alıyor. Şimdi bu Servi Yayıncılık'taki arkadaşlarımız da buna para bağladılar. Bilmiyorum ne kadar bağladılar. Ama kitap basmak da zor. Bu kitapları tek tek satarak bunların parasını karşılamak da zor. Onun için arkadaşlarınıza, tanıdıklarınıza, dostlarınıza bunları tavsiye edin. Bu kitapta 1889'dan 2023'e kadar mezun olanların listesi var. Evet. 1889, 1900 şey demiyorum. 1889'dan 2023'e kadar kaç küsur yıl ediyorsa onların isimleri var. Bir diğeri, ben tabii mevcut okuyan öğrenciler de bundan yoksun kalmasın dedik. Mevcut öğrencilerin isimlerini de bu kitaba dahil ettik. Dolayısıyla 1885'ten ilk okula girenlerden bugün işte son sınıfta okuyanlara kadar kaç isim var bilmiyorum. Az evvel Hüseyin Bey'le de sohbet ettik. Bunları dedik, biz saydıralım da şu kitaptaki isimlerin sayısı ne kadar bir bilelim. Kaç bin tane mezun var. Dolayısıyla bizim lisenin mezunları olarak söylüyorum yalnız burada. Ve son okuyanlar hepsi burada. Dolayısıyla siz kendinizi, kendi arkadaşlarınızı, babanızı, annenizi, dedenizi, nenenizi, bizim liseden kimler geçmişse bu kitapta bulacaksınız. Onun için bu kitabı dostlarınıza, arkadaşlarınıza, büyüklerinize tavsiye edin. Para bu işlere de benimle ilgili değil, onu da baştan açıklamış olayım. Şimdi değerli arkadaşlar, kitabın birkaç bölümleri var. Ben her bölüm hakkında şöyle bilgi vereyim. Kitabın ilk bölümü lisemizi yaptıran Abdurrahman Paşa ile ilgili. Paşa buraya 1882'de geldi bildiğim kadarıyla, 83'te. 1891'de ayrıldı. Burada işte liseyi yaptırdı. Askeri şubesini yaptırmış. Hapishaneyi yaptırmış. Bir de çalar saati yaptırmış. Cumhuriyet Meydanı'nın çevresinde gördüğünüz bütün eserler Abdurrahman Paşa'nın armağanıdır. Abdurrahman Paşa'dan 1891 demek ki 9-10 sene sonra buraya gelen Enis Paşa vilayet binasını yaptırmış. Abdurrahman Paşa da bu binayı yaptırabilirdi, vilayet binasını. Ama Abdurrahman Paşa onu yapmıyor. İhtiyacı olan şeyleri yapıyor. Vilayetin ihtiyacı bir lise binası. İki, askerlik dairesi önemlidir yani o yıllardaki şey itibariyle. Bir de tabii azılı eşkıyalar, şunlar bunlar da var. Hapishane binası da şimdi kültür müdürlüğü olarak kullanılıyor. Bu binaları yaptırmış değerli bir insan. Ve tabii Abdurrahman Paşa Osmanlı Devleti'nde sadrazamlık yapmış bir adam. Yani başvekillik bugünkü işte yakın sistemdeki adıyla sadrazamlık yapmış olan bir insan Kastamonu'da valilik yapıyor. Ben başka çalışmalar hakkında bilgi vermeyeceğim çünkü o ayrı bir konu. Demek ki bizim lisemizin kurucusu Abdurrahman Paşa burada 1883 ile 1891 yılları arasında kalmış. Şimdi lisenin tarihine genel bir bakış yapacak olsak, dediğim gibi 1885 yılı Mart ayında, 30 Mart'ta temel kazmaya başlıyorlar. 2 Mayıs'ta da törenle temel taşını koyuyorlar. O maksatla komisyonlar kuruluyor. Tabi uzun hikaye, oralara fazla girmeyelim. Ama bu bina yapılıyor. Tabi Abdurrahman Paşa beklemiyor. Abdurrahman Paşa'nın zamanında şöyle bir şey var. Bir yıl önce, 1884 yılında askeri rüştiye, yani ortaokul açıyor burada. 16 Şubat olması lazım, 1885. Ondan bir hafta sonra da Kastamonu'da Darül Muallimin açıyor. Yani Kastamonu'daki ilk öğretmen okulu.
23 Şubat 1885'te açılıyor. İşte onlardan bir yıl sonra da Turan Paşa lisenin temel atıyor ama lise binasının bitmesini beklemiyor. İşte binası aşağı yukarı 1887'de falan bitmiş. Hemen askeri ortaokulun bir sınıfında lise eğitimini, öğretimini başlatıyor. Bunu da böyle koyalım. Ondan sonra ilk müdürümüz Celal Bey, senin girişinde var. O da küçük bir fotoğraftan, herhalde 1993'teydi galiba. İstanbul'da bir fotoğrafçıya rica ettim, büyüttü onu. A4 kağıdında getirdi. İlk müdürümüzü de oraya koyduk yani o çalışmada. Müdürler içerisinde okuryazarlar var. Yani okuryazar dedim, şey anlamında söylüyorum. Yani Cilsin müdürlerinin okuması yazması olmaz mı? Olabilir. Şiir yazanlar var. Tarihle ilgili yazı yazanlar var. Ama bunların içerisinde birine torpil geçmem lazım. Bu da Milli Mücadele yıllarında lisemizin müdürünü yapan Mehmet Behçet Bey. Hem Açık Söz Gazetesi'ni bilgi bakımından destekliyor, öğrencilerini teşvik ediyor, kendisi yazı yazıyor. Ve bir de Kastamonu Hasar Atikası diye, yani Kastamonu'daki eski eserler diye kitap yazıyor. Böyle değerli bir müdür. Onu da rahmetle analım. Ötekileri de rahmetle analım. İşte bunlardan bir tanesi Talat Mümtaz Yaman. Biraz sonra şey yapacak. Bir arkadaşımız yakın tarihlerde bu pandemide rahmetli oldu. Ondan bir önce İsmail Bey, benim lisenin arkadaşım, o da rahmetli oldu. Rahmetli olan bütün müdürlerimizi de saygıyla ve rahmetle analım bu vesileyle. Şimdi lisede görev yapan öğretmenler var. Onların listesini koydum buraya. Ama ben onlardan ikisini daha çok sevdim. Bunlardan birisi Ali Mulis Bey, Sevgi Temel Üstöş'te benim edebiyat hocamdı. Tabii bizim yetişimimizde çok büyük şey var. Ben aynı zamanda sınıf başkanıydım. O da bizim sınıf öğretmenimizdi. Münasebetlerimiz de iyiydi. Biraz da bizim sınıf haşarıydı. Yani o vesileyle de başka türlü şeyimiz de oldu. Bir diğeri de felsefe hocası Leman Hoca. O da her hafta ders anlattırdı. Ben ya bir hafta felsefeden ya bir hafta sosyolojiden mutlaka ders anlattırdım. O da benim toplum karşısında rahat konuşmamı sağladı. Onu da rahmetle anayım. Şimdi kitabın diğer bölümü lisede yapılan tevzi mükafat törenleri. Yani diploma törenleri. Bunlar 15-16 tane var. Okurken buradan bir şey anlamayacaksın çünkü dili çok ağır. Yani yeni yazı çevirirken ben böyle çok zorlandım ve bazen de takviye almak zorunda kaldım. Onu da söyleyeyim yani. Böyle konuşma falan da olmaz. Mutlaka bunlar benim gibi konuştular. Ondan sonra bunu yazıya geçirirken ağdalı bir dille yazdılar ve bunu gazeteye öyle verdiler. Ama bunun bir faydası var. Müdürler o an itibarıyla lisenin hangi seviyede olduğunu, lisenin işleyiş hakkında bilgi veriyorlar. Yani bu tevzi mükafat törenlerinde ilginç şeyler var. Bilgi veriyor müdür. İkinci önemli konu, değerli arkadaşlar, valiler bu toplantılara katılıyor. Ve konuşma yapıyorlar. Bakın. Vali tevzi mükafat törenlerine katılıyor ve konuşma yapıyor. Liseye ne kadar değer verdiklerini görüyorsunuz. Onu da bu vesileyle söyleyeyim, bu tevzi mükafat törenleri. Diğer konu, lisede öğretmenlik yapan önemli şahsiyetler var. Bunların sayısı biraz kalabalık. Ama yaygın olması itibariyle söylüyorum. Mesela Ahmet Talat Onay, İsmail Abdü Sevük, bunlardan birisi Cumhuriyet döneminin saygın edebiyatçılarındandır. İsmail Abdü'nün iki kitabını yayınladım ben burada. Birisi Açık Söz Gazetesi'ndeki makaleleri, Atatürk Araştırma Merkezi bastı onları. 1997 mi 98'de bir şeydir galiba. Bir de İsmail Abin Kastamonu Yılları diye 2000
onda kendi bastırdığım bir kitap var. Orada Karoğlu Gazetesi'ndeki yazıları da koydum. Çünkü İsmail Öp Bey 1914'te gelmiş, 18'de ayrılmış, sonra 1921'de gelmiş, 22'de ayrılmış. İki dönem halinde burada. Karoğlu'nda ve Açıkçası Gazetesi'nde makaleleri var, çok değerli. Onları yeni yazıda çevirdik, çıkarttık. Bir diğeri Mehmet Behçet Bey, demin bir vesileyle söyledim. Bastamonlu Asar-ı Kadimesi onun eseridir. Bir diğeri İsmail Hakkı Uzunçarşılı, bu Cumhuriyet tarihinde, yani Osmanlı tarihinde en çok eser veren muhterem bir hocamız. 1921-22'de bizim lisede tarih öğretmenliği yapmış. Aşağı yukarı 14 ay bürüt burada kalışı var. İşte 2 ay İstanbul'a gitmiş, onları çıkarsak 12 ay içerisinde. Burada 70'e yakın makalesi var. 50 tane, 50 dolayında şiiri var. Bunlar da geçen yıl kitap halinde yayınladık. Onlar da piyasada var. Vizetek yayınları çıkarttı. İsmail Hakkı Uzunçarşılı son derece önemli bir kişidir. Burada aynı zamanda Doğu adıyla dergi çıkartmıştır. O dergiden de bir şekilde bahsederiz zaman olursa. Diğer bir kişi Zeki Ömer Defne. Bu önemli şairlerimizdendir. Cumhuriyet'in, lisenin Cumhuriyet'in diyorum, 100. yılına geldi buraya. Kendisiyle tanıştık. İşte bizim o zamanki eğitim yüksek okul misafirhanesinde kaldı. Giderken de ben ona bizim bahçeden topladığım bir paket ıhlamur vermiştim. İstanbul'a gidince ona bir şiir yazmış. Kitapta var, Dost Bahçenin ıhlamuru diye. O rahmetliye de bizim ıhlamur ilham kaynağı olmuş diyeyim. Orhan Şahik Gökay bizim lisenin hem öğrencisidir hem öğretmenidir. Onun da bir tane kitap vardı yanımda. Demin liseye uğradım. Lisenin edebiyat öğretmeni hanım kitap imza atmaya geldi. Sordum hangi branştasın dedim. Edebiyat branşındaydı. Ben de orada ona o kitabı verdim. Çantamda bir tane fazla vardı. Şimdi değerli arkadaşlar, basının Kastamonu'daki gazete benim şurada. Bizim lisenin öğrencileri de bu gazetede yazı yazıyor. Bizim lisenin hocaları da bu gazetede yazı yazıyor. Düşünün ki şu sütunda hocanın bir makalesi var. Onun sağ tarafında öğrencinin bir şiiri var. Siz hocanızla aynı sütunda, aynı sayfada gözükürseniz bunun değeri çok fazla olur. Yani şimdi bize pek şey gelmiyor ama hani bir öğrencinin bir yerde bir şiiri şey yayınlanırsa hoşunuza gider. 1963'te benim bir hikayem yayınlanmıştı bizim bu öğrencisi dergisinde. Vallahi bir hafta koltuklarım böyle gezdi. Yani hoşunuza gidiyor. Herkes sizi takdir ediyor, işte uyuyor, sağdan bak, buradan sol, işte hikayesi yayınlanmış falan. Şimdi tabii ki öğrencilerin de hoşuna gider. O zaman işte bizim Açık Söz Gazetesi hem hocaların hem öğrencilerin şiirlerini, yazılarını sütunlara yazmış. Bunlar da son derece önemlidir. Hızlıca geçiyorum. Tabii Milli Mücadele yıllarında bizim lisede yapılan müsamereler var. O büyük salonda diyor. Orada işte 200 kişilik şeyler var. Müsamere adıyla işte güya eğlence ama buralarda işte milli şarkılar, milli türküler söyleniyor. Günün önemiyle ilgili konuşmalar yapılıyor. Orada önemli. Liseyi ziyaret eden önemli şahsiyetler var. Bunlar şair Yusuf Akçura. Ve buradaki Fransız gazeteci var, Madame Calispisa Jean Şiriklen diye. Onlar da derslere falan girmişler, öğrencilere soru sormuşlar. Öğrencilerin verdiği Fransız cevaplardan her iki gazeteci de çok memnun olmuş. Bunun ayrıntıları buralarda var. Kültürel faaliyetlere geldiğimiz zaman müsamereler var, tiyatrolar var. Yine Atatürk'ün ölümünde yapılan törenler var. Ayrıca Kubilay'ın şehit edilmesiyle ilgili törenler var. Onu da şuraya koyalım. Ayrıca İstiklal Mahkemesi Başkanı Mustafa Necati'nin
konferansı var. Abdullah Surk Bey'in konferansı var. Bir de 1936'da, yani bizim lisenin mezunlarından geçti mi? Şöyle diyor felsefe hocası, ortaokulu bizim lisede okumuş, sonra İzmir Lisesi'ne nakletmişler. Bizim liseyi edebiyat bakımından güçlü buluyor, İzmir Lisesi'ni fen bakımından güçlü buluyor. Orada şöyle bir şey söylüyor. Ben diyor keman çalmasını Kastamonu Lisesi'nde öğrendim diyor. Bizim diyor bir müzik odamız vardı, bir piyanomuz vardı, 20 tane kemanımız vardı diyor. Evet. Ben şimdi o yazıyı okuyunca bugün bilmiyorum. Şu saatte Kastamonu'yu bir gezsek acaba 20 tane keman çıkar mı? Bilmiyorum. Bakın bir lisede 20 tane keman var ve bu bir ihtiyaç. Evet. Lisede çıkan işte dergiler var, lise mecmuası var, Kastamonu Lisesi sıra dergisi var. Bizim zamanında çıkan Öğrenci Sesi dergisi var. Daha sonra işte bu yıllıklar var. Bunları da bir tarafa geçelim. Bizim liseden yetişen işte önemli şahsiyetler, daha doğrusu açık sorusu hem bizim lisenin öğrencisidir, mezunudur. Hem Kastamonu'da gazete çıkarmıştır. Orhan Şahik Gökay, Bu Vatan Kimin şiiriyle meşhurdur. Ve yine bizim liseden mezun Arif Nihat Asya, Allah rahmet eylesin. Bunların da yani Orhan Şahik Bey'in 33 tane şiirini devreye soktum. Arif Nihat Asya'nın da 20 şiiri var bildiğim kadarıyla. Onları da yine bir makale konusu yaptık. Bilim dünyasının istifadesine sunduk. Bunları da arayayım. Zimrisi'den yetişen işte Fethi Tevetoğlu, Aslan Kaynardağ. Onları da analım, geçelim. Şu saati itibariyle bizim liseden yetişen sanatkarlardan şöylece bahsedeyim kısaca. Birisi Hadi Çaman, önemli bir tiyatro sanatçısıydı. Geçen senelerde rahmetli oldu. Resim dalında halen Gazi'de Hoca Melia Yılmaz var. Yine bizim liseden mezun önemli bir kişidir. Üst düzey işte parlamenterler var. Akademisyenler var. Son sözüm eğitim özesiyle ilgili olsun. Orada bağlayayım çünkü zaman az. Güzel bir teşebbüs oldu. Arkadaşların da emeği var. O lisede, müzede biraz daha genişletilmesi lazım. Yani eski yazı ne kadar malzeme varsa bunların yeni yazıya çevrilmesi lazım. Birincisi. İkincisi, bizim liseden yetişen yazar, çizer, akademisyen kim varsa, bunların nerede kitapları varsa, nerede makaleleri varsa, bunların ya kendisi orijinalleri ya da fotokopileri mutlaka bizim bu müzede biriktirilmelidir. Gelenin giderin şeysine, istifadesine sunulmalıdır. Bu tavsiyeyle konuşmamı bitireyim. Kaç dakika geçti Kufuk? 24. Evet, değerli arkadaşlar, bu süre dar olunca konuşmam da böyle olur. Onun için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, sayın kıymetli hocama teşekkür ediyorum konuşmalarından önce. Bugün burada olmaktan gurur duyuyorum çünkü ben de 2007 yılında Abdurrahman Paşa'dan mezun oldum. Bizim zamanımızda lise 3 seneydi. 3 sene dolu o koridorlarda, sınıflarda benim de anılarım var. Sırtlandık hocalarım, Seçil Hocam, Harun Hocam buradalar. Teşekkür ediyorum böyle bir organizasyonda bizleri de çağırdığınız için. Şunu söylemek istiyorum. Talat Mumtaz Yaman'ın da Abdurrahman Paşa Lisesi ile çok güçlü bir bağı var. Sultani'de okumuş bir dönem. Daha sonra burada Kastamonu Lisesi'nde müdürlük yapmış. O dönem Kastamonu Lisesi deniyor. Daha sonra ise yine böyle bir lisenin kuruluşunun seneye devresinde bir konuşma gerçekleştirirken kalbine yenik düşüp vefat ediyor. Öyle mi? Evet. Sizinle görüşmemiz lazım o zaman ikinci baskıda.
öyle bir kişi, güçlü bir bağı var hem kent tarihiyle hem de Abdurrahmanpaşa tarihiyle. Ben 2023 yılında Servi Yayınları'ndan bir Kastamonu müellifi Talat Mutazzaman Hayat Eserleri ve Yazıları adında bir kitap çıkarttık Hamdi Hoca'nın vesilesiyle. Bu benim yüksek lisans tezim. Yüksek lisans tezime başlamadan önce bu kitabı nasıl ortaya çıkarttık onu söylemek istiyorum. Kitap ortaya çıkarmak puzzle tamamlamak gibi oluyor. Türkiye'de dijital arşivcilik iyi bir noktaya geldi. Kütüphanedeki bilgi ve belgelerin dijital ortama aktarılması iyi bir noktaya geldiğini düşünüyorum. Ben de dijital arşivlerden çokça yararlandım. Bunların en başında Milli Kütüphane'nin dijital arşivi gelir. Ulusal gazetelerdeki yazılarını oradan sapladım. Yerel gazetelerdeki yazılarını buradaki kent arşivinden sapladım. Yine eserlerini satın alma vesilesiyle işte nadir kitaptan vesaire gibi sahafçılardan eserlerini ve çok çeşitli dergilerde yazılar yazmış dergileri satın almak suretiyle kitabı ortaya çıkarmış olduk. Talat Mutazzaman gerçekten çok çeşitli özellikleri bünyesinde barındıran bir kişi. Bir bakıyorsunuz hayatından bir kesine bakıyorsunuz eşiyle beraber bir baloda Tepeçioğlu oynuyor. Bir bakıyorsunuz seyahate çıkmış, yazılar kalemi alıyor. İşte Bartın'a gitmiş, Zonguldak'a gitmiş, efendim Çorum'a gitmiş, buralarla ilgili yazılar kalemi alıyor. Bir bakıyorsunuz Kastamonu'da bir okulun ismine, bir okula isim verilecek, Talat Mutazzaman çağırılıyor. Yani dönemin aranan adamı, Rum Sınıfı Mektebi'nin ismini kendisi vermiştir. Eski İnönü Karakolu, şimdiki İnönü Karakolu'nun orada eskiden Rum Sınırı Mektebi adında bir mektep varmış. Oranın ismini Tazeman veriyor. Bir bakıyorsunuz önemli bir gün ve gecede halk evi vesilesiyle konuşma gerçekleştiriliyor. Yine hayatına bir bakıyorsunuz onu Cumhuriyet Bayramı'nda meşhur fotoğraf vardır. Kürsüde yüksekçe bir kürsü vardır. İşte insanlar onun etrafında toplanmıştır. Orada günün anlam ve önemine dair konuşma yapıyor. Bir bakıyoruz çeşitli dergi ve gazetelerde yazılar yazmış. Yani Talat Mutazzaman'ın çalışması biraz zor oldu. Çünkü çok geniş bir sahadaydı. Şükür toparlamayı başardık. Ben kendisinden de biraz bahsettikten sonra birkaç özelliğini de gençlere örnek olma açısından ifade edeceğim. Kastamonu tarih ve kültür yazıcılığına bakıldığında Osmanlı'nın son döneminden Cumhuriyet'in ilk yılları 1930-35-40'lı yıllar verimli yıllar. Halk evi aracılığıyla Talat Mutazzaman olsun, Nasuh Güngör, İhsan Ozanoğlu eser vermeye başlıyor. Kitaplar çıkıyor. Kastamonu kültür ve tarihine dair. Mesela Osmanlı'nın son dönemlerinde Açık Söz gazetesinde bir haber vardır. Kastamonu tarihinin yazılması için komisyon kurulduğuna dair resmi bir komisyon. Komisyon başarılı olamıyor. Kastamonu tarihi yazılamıyor çeşitli sebeplerden dolayı. Ama 1935 tarihine geldiğimizde Talat Mutazzaman'ın bugün bile referans kaynağı olarak alınan Kastamonu Tarihi adlı kitabı çıkıyor. Bu ikinci kitabıdır. Ondan önce aslında 1934 tarihinde Talat Mutazzaman'ın Halk İnanmaları, Kastamonu'da Halk İnanmaları adında kitabı çıkıyor. Bu ilk kitabıdır. İkinci kitabı Kastamonu Tarihi. Üçüncü kitabı Kastamonu Aşık Kemali hakkında. Dördüncüsü Kastamonu Toplanmış Maniler 1937'ye geldiğimizde. Bu eseri çıkarıyor. Çok çok önemli bir eser daha var. Cihan Duman'ın İlavili Bir Nüshası adında. Bunlar hakkında bilgi vereceğim. Beşinci kitap ise Osmanlı İmparatorluğu'nun Mülki İdaresi'nde Avrupalaşma 1939 tarihinde ki bu okulu bitirme tezidir. 6 tane kitabı yayınlanıyor kendisinin. Bu kitaplardan bahsedecek olursak Kastamonu Tarihi kitabı nasıl ortaya çıkmış? Talat Mutazzaman çeşitli kütüphaneleri gezen, hatta kendisinin de kütüphanesi olan bir şahsiyet. Bir gün öğrencilerinden birisi Kastamonu tarihini araştırmak istediğini ifade ediyor. Hocamızın yanına gidiyor ve kitap talebinde bulunuyor. Talat Mutazzaman kitabın özünde der ki, o gün bir mahcubiyetle öğrencime herhangi bir kitap sunamadım, veremedim. Var. Öncesinde Mehmet Behçet'in yazılmış kitabı var. Birkaç bir şey var. Kastamonu Temaşası adında eser var. Ama tarih kronoloji uygun bir şekilde bir kitap yazılmamış o dönemde. Talat Mutazzaman bunu başarıyor. 3 yıl
uğraştım diyor. Bu kitabı yazmak için Kastamonu Tarihi kitabını 3 yıl hem kentteki hem doğudaki batıdaki kütüphaneleri gezerek bilgi belge topladığını, hatta kitabını inceleyen görür. Kendisi bizzat eserleri gezerek, çevirileri yaparak, çünkü iyi bir Osmanlıcası var. Tarih Muntazeman Osmanlı döneminin son döneminde okumaya başladığı için Osmanlıcaya da hakim oluyor tabi otomatikman. Bu şekilde eseri ortaya koyduğunu söylüyor. Kastamonu Tarihi eseri onun metodoloji kullandığı bir eser aslında. Ön sözü var, dipnotu var, indeksi var, içindekiler kısmı var. Bunlar önemli. Bir kitap için bunlar önemli, önem arz ediyor. O dönemde dahi henüz üniversiteyi okumadığı halde bu kitabı ortaya çıkarttığını görüyoruz. Tarih Muntazeman'ın hayatından bahsetmedim. Oraya bir geri dönüş yapayım, hemen toparlayıp yine buraya geleyim. Şubat 1 Şubat 1907 tarihinde Kastamonu Aycılar Mahallesi'nde dünyaya geliyor. Babası Ali Çavuş Araçlı, annesi Devrekâhinli Hafız Emine adında bir hanımefendidir. 4 günlükken Osmanlı'da bir genellik üzere okula başlıyor. Nasrullah Mektebi'nde başlıyor. Eğitimin hemen hemen üniversiteye kadar hepsini Kastamonu'da yapmış. Daha sonra 1936 yılında radikal bir kararla öğretmenlikten istifade ederek üniversite okumayı istiyor. Ankara Fil Tarih Coğrafya Fakültesi'ne kaydoluyor. Burada üniversite okuyor. Hatta Fuat Köprülü'nün de dikkatini çekmiş. Profesör Fuat Köprülü'nün bir dönemde asistanlığını yapmış bir kişi. Öğrencilikte asistanlığını yapıyor. Yani eğitim hayatı da dolu dolu bir insan. Annesi babası zaten çiftçilikle uğraşan bir beyefendi. Annesi de Hafız Emine Hanım. Normal bir aileden geliyor aslında. Tarih Muntazeman'ın eserlerine geri dönecek olursak, Aşık Kemal'i hakkında eseri var mesela. Aşık Kemal'inin buradaki cönklerini topluyor. Cönklerinden kitap oluşturuyor. İlk defa o zaman Aşık Kemal'in oğluyla görüşüyor mesela. Ondan veriler alıyor, bilgiler alıyor. Bu eseri ortaya çıkarıyor. Bir önemli eseri de Cihan Numa'nın İlaveli Bir Nüshası adında bir eser. Tarih Muntazeman bu eseri literatüre, Türkiye'deki literatüre kazandıran kişidir. İlk defa o çalışmış. İlk defa çalışan odur. Bu İbrahim Hamdi Efendi'nin atlısı diye geçer. İbrahim Hamdi Efendi'nin atlısını Tarih Muntazeman'a birisi hediye ediyor. O dönemde çevirisini yapıyor. Osmanlıcı bir eser. Çevirisini yapıyor. İşte Ulus, Bartın, Safranbolu, Kastamonu ve çevresi hakkında coğrafi bilgilerin olduğu bir kitap. Bu eserinde hem Ülkü dergisinde yayınlamış bu yazısını, hem de kitap olarak bastırmış. Başka eserleri de var. Kastamonu halk inanmaları mesela. Kastamonu'daki yöredeki halk inanışlarını topluyor, eser haline getirip bastırıyor. Osmanlı İmparatorluğu Mülk İdaresi'nin Avrupalaşma konusunda da bir eseri mevcut. Bu eseri de dediğim gibi öğrencilik yıllarında üniversiteyi bitirme tezi olarak ortaya koymuş. Bu da İdare Mecmuası'nda yayınlanıyor ilk defa. Daha sonra da bunu da kitaplaştırdığını görüyoruz. Tarih Muntazeman'ın tabii çok özellikleri var. Bir tanesi de dil konusuna çok önem vermesi. Döneminde Türk Dil Kurumu bir şey başlatıyor, bir furya başlatıyor. Bir ilanı çıkıyorlar. İşte gazetelere ilan veriyorlar. Dil konusunda çeşitli illerden toplama yapıyorlar. Tarih Muntazeman da hemen bir telgraf çekiyor. Telgrafında diyor ki, dil işi için gönüllü istediğinizi duydum. 5 senedir içinde uğraştığım ve yüzlerce kelime topladığım bu işte Kastamonu'dan size ilk gönüllü ben yazıyorum diyor. Ve bu konuda gerçekten elinde çok çeşitli veriler var. Dil konusunda toplamalar yapıyor. Yani Kastamonu ağzı konusunda toplamalar yapmış bir kişi. Tarih Muntazeman'ın çok önemli bir özelliğini bahsedeceğim. Gençler mesela
bir kütüphanesi var Taraftan Tazyaman'ın. Yani 1930'larda, 35'lerde bu türlü kütüphane kurmak büyük bir iş. Gerçekten büyük bir başarı. Taraftan Tazyaman'ın 2000 ciltlik bir kütüphanesi var. Yani onun başarısının arkasında bu kütüphane var aslında. Acaba dedim sayı abartı olabilir mi derken torunu Elif Yaman bana bir fotoğraf gönderdi. Hocama da teşekkür ediyorum. Onun, hocamın vesilesiyle Elif Yaman'la tanışmıştı. Bir fotoğraf gönderdi. Taraf Mutaz Yaman kendi kütüphanesinin önünde bir fotoğraf veriyor. Gerçekten de raflarda cilt cilt kitapların olduğunu görüyoruz. Yani benim bugün evimde 400-500 tane kitabım vardır. Hala Taraf Mutaz Yaman'ın o kitaplarına ulaşamamışım, o sayıya ulaşamamışımdır. O yüzden eğer bir şey ortaya koyacaksak, bir şey yazacaksak, bir şey çizeceksek gerçekten donanımlı olmamız lazım. Bunu da Taraf Mutaz Yaman iyi başarmış, kütüphane kurmuş. Fakat Diyarbakır Maarif Müdürü iken Safalan tarafında oturuyor, kendisi orada evi var. Diyarbakır Maarif Müdürü iken 1943'ün Kasım'ında hemen yanındaki evde yangın çıkıyor. Taraf Mutaz Yaman'ın da evine sıçrıyor bu yangın. Bütün emekleri, bütün çalışmaları maalesef ki bu yangında küle dönüyor. Atlas da o yangında küle dönüyor. Ya mesela Kastamonu tarihinin iki cilt çalışıyor aslında. Birinci cildini bastırmış, ikinci cildini bastıracak ama büyük ihtimalle o çalışması da o yangında küle dönmüştür büyük ihtimalle. Hatta İhsan Ozanoğlu şöyle anlatır. Gazetede bir yazısı vardır. Safalan tarafında bir yangın olduğunu gördüm, bir bala duyduk diyor. Hemen koştum. Baktım ki Taraf Mutaz Yaman'ın evi yanıyor. Evine sıçramış yangın. Hemen içeri atılmak istedim. Orada milli servet var. Bırakın içeride kitapları kurtarın diye izin vermediler. İzin verilmediğini söylüyor. Yani o kitaplar küle dönmüş. Zaten Taraf Mutaz Yaman da ondan sonra yazma işini biraz daha seyreltiyor. Şimdi şöyle de bir şey var. Yani Taraf Mutaz Yaman'ın dönemindeki öğretmenlerin Türkiye'de önemli bir misyon üstlendiğini görüyoruz. Yazmak. Yazmak çok önemli bir şey aslında. Taraf Mutaz Yaman'ın yazma konusunda şöyle bir özelliği var. Mesela ulusal gazetelere yazılar yazıyor. Günümüzde mesela ulusal gazetelerdeki Kastamonu yansımasına bir baksak belki trafik kazası işte onu öldürdü vesaire vesaire gibi şeyleri çokça görürüz. Ama Taraf Mutaz Yaman ulusal gazetelere neler yazmış? Şöyle bir örneklerden bahsedeyim. Mesela Akşam gazetesinde yazılar var. Bir sürü yazısı vardır. Kastamonu'da kıymetli bir müessese sanat mektebi. Yani sanat mektebini tanıtmış orada. Kastamonu yeni ve mamur bir şehir oluyor. Yani şehrin değişiminden bahsediyor. Kastamonu dokumacılık adında bir yazısı var. Kastamonu dokumacılık hakkında bilgi veriyor burada. Ulus gazetesi yazılarına baktığımızda Kastamonu kendiriciliği ile ilgili yazılar yazdığını görüyoruz. İşte Vakit gazetesinin muhabirliğini yapıyor Kastamonu'da. Kendisi Vakit gazetesinde çok yazısı vardır. İşte örnek verecek olursak Daday güzelleşiyor. Kastamonu yatı mektepleri. Daha sonra Kastamonu Lisesi talebe tarafından çıkarılan güzel bir mecmua. O dönemde öğrenciler bir mecmua çıkarıyor. Ondan bahsetmiş. İşte ılgazlar ve tosya pirinci gibi gibi. Yani böyle daha çok o dönemin Kastamonu'sunu yazılarıyla resmetmiş. O dönemin kültürü, tarihiyle ilgili bu gazetelere yazmış. İyi ki yazmış. Neden? Çünkü biz araştırmacılar bunlardan istifade ediyoruz. O dönemin özelliklerini anlatıyor çünkü. O dönemin Kastamonu'sunu anlatıyor. O dönem o bakımdan önem arz ediyor. Daha sonra Taraf Mutaz Yaman'ın başka özelliklerine baktığımızda Sepetçioğlu iyi oynuyor. O dönemde henüz Sepetçioğlu çok tanınmıyor. Tanınan bir oyun değil. Hatta Milli Mecmua'ya bir Anadolu Rockstar adında bir yazı yazmış Taraf Mutaz Yaman. Yani Kastamonu'da Sepetçioğlu nasıl oynanır? İşte başka folklorik oyunlar da var. Onlardan bahsediyor. Bir yazısı da İhlal Ahmer gazetesinde Sepetçioğlu raksı nasıl oynanır? Hala günümüzde Sepetçioğlu oyunu ile ilgili
tereddütler vardı mesela işte kıyafette, hareketlerde vesaire. Aslında Talat Muntazeman bunu o dönemde ortaya koymuş. Bakın burada güzel bir ifade var. Türk müzik eğitimcisi Mahmut Ragıp Gazi Mihal'in Sepetçioğlu ve Talat Muntazeman hakkında söyledikleri şöyle. Sepetçioğlu Kastamonu Efeli'nde meşhur perdelerle kadınlarla birlikte oynandığı için aydınların iltifatını kazanamamıştı. Bazı öğretmenler boyunda okul müsamelerini de alarak zeybek ile iştahlara sahip kıldılar. Bunların başında Talat Muntazeman gelir ki bizzat başarıyla oynuyordu. Oyunu Kastamonu ve İstanbul Türk Ocakları'na tanıtmıştır diyor. Yani bugün Sepetçioğlu'nun oyununun buraya tanınmasında, buraya gelmesinde büyük emekleri vardır. Hatta plağı da aldırıyor bu müzik, plağı da aldırıyor. Bunlara ulaşamadık tabii. Talat Muntazeman'la ilgili çok esere, çok kitaba ulaştım. Bayağı bir şey topladım kendimde. Ama plak vesaire şeylere, bunlara ulaşamadık maalesef. Bir döneme baktığımızda Talat Muntazeman Kastamonu Lisesi'nde müdürlük yaparken siyasi bir durum söz konusu oluyor ve Afyon Lisesi'ne gönderilmek isteniyor. Afyon Lisesi'ne gitmiyor Talat Muntazeman. Emekliye ayrılmak istiyor ve bambaşka bir hayata atılıyor. Ticarete. Yani Talat Muntazeman bakıyoruz iyi bir öğretmen, muhabir, gazeteci, yazar, hak derlemecisi sayabiliriz. İşte eser veriyor vesaire vesaire derken bu sefer de onu ticarete atıldığını görüyoruz. Vehbi Koç'un Kastamonu'da Ford bayisini vermek istediği kulağına gidiyor Talat Muntazeman'ın. Hemen görüşmek için Vehbi Koç'la harekete geçiyor. Vehbi Koç'la görüşürken işte ne iş yaparsın vesaire diye soruyor. Bunu oğlu anlatmıştı. Vehbi Koç ikna olmuyor. Onun öğretmen emeklisi olduğunu, hani bu işi başaramayacağını düşünüyor. Daha sonra Talat Muntazeman babasıyla birlikte bu esnaflık işlerini anlatıyor. Neler başardığını anlatınca Vehbi Koç ikna oluyor. Daha sonra ikna oluyor ve bambaşka bir hayata atılıyor. Ticarete, işte Banka Sokak'ta, bugün Banka Sokak dediğimiz ilk dükkanını açıyor. İlk Ford bayisini Kastamonu'ya getiren kişidir. İlk Kastamonu'da kaynaklara göre kolektif şirketi kuran kişidir. İlk defa buzdolabı bayisini, buzdolabını, çamaşır makinesini, çamaşır makine bayisini Kastamonu'ya getiren kişidir. Yani Talat Muntazeman'ın hayatının geneline baktığımızda gerçekten Kastamonu'yu çok sevdiğini görüyoruz. Buna müşahede ediyoruz. Çok renkli bir hayatı var. Yazmasını da şuna bağlıyor. Kitabın arkasında kapaktakinde bu şekilde bir ifadeyle başlamıştır. Kitap sevgisi, kitaba hürmet, ilim aşıklığı Kastamonu halkına ecdadına miras kalmış güzel bir hasrettir diyor. Ben de Kastamonu'yu duyduğum sevda dolayısıyla yazdım diyor. İyi ki yazmış. Bugünlere geldi, bugünleri gördük. Bu çalışma sayesinde de Talat Muntazeman'ı Kastamonu'ya tekrardan hatırlatmış olduk. Ben süreme şöyle bakayım. Toparlayacak olursam atladığım bir yer var mı Talat Muntazeman'la ilgili? Bir bakayım şöyle. Evet. Yani hemen hemen her şeyden bahsetmiş olduk. Çok uzatmayacağım süreyi verimli kullanmak adına. Tabii Talat Muntazeman'ı merak eden, onun hayatını okumak isteyen kitabı alabilir. Burada da olacak kitabı. Son söz olarak şunu söylüyorum. Yani şehir tarihine ve kültürüne katkı sunanları şehir unutmuyor. Yani şehre bir katkı sunuyorsanız şehir gün geliyor sizi. İşte böyle bizleri vesile kılarak, birilerini vesile kılarak tekrar hatırlatıyor. Örneğin Ahmet Mahir Efendi, Hamdi Albant Bey yazdı. İşte Hüsnü Açıkçı sözü, hocam mesela birçok eseri vardır. Hocam hatırlattı tekrardan. Bunlar dönemde önemli tarih, kent tarihi ve kültürüne önemli katkılar sunduğu için burada konuşuyoruz. Tekrar hatırlatıyoruz. Ben gençlere şunu söylemek istiyorum. Buradaki gençlere. Gerçekten yazmak çok önemli bir iş. Hatta buradan mezun Melih vardır. Tanırsınız belki. Kastamonu Araştırma Dergisi'nde yazıyor şimdi. Onun yazılarını okudukça Melih'i takdir ediyoruz. Gerçekten güzel şeyler buluyor. Yine başka bir öğrenci daha vardı. Ya yazmak güzel bir şey. Bu
işi bırakmayın diyor. Saygı sevgiyle hepinizi selamlıyorum. Teşekkür ederim. Sayın Dekanım, Sayın Dernek Başkanım, kıymetli misafirler, sevgili öğrencilerim, bu güzel günde bir araya geldik. Sayın hocalarım, özellikle okulumuzun tarihi hakkında bizleri bilgilendirdiler. Teşriflerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bugünkü insanların bugünkü seviyesine gelmesinde bilgi birikiminin büyük bir etkisi var. Bilgi birikiminin gelecek nesillere aktarılması aslında bizim şu anki teknolojik, bilimsel seviyeye gelmemizde etkili oldu. Önce yazmak, sonra okumak. Değerli hocalarım da Kastamonu tarihi, kültür, medeniyetini bizlere ve bizden sonraki nesillere aktarmak üzere yazdıkları için şükranlarımı sunuyorum. Abdurrahman Paşa Lise'de oldukları için de onlarla gurur duyuyorum. Teşekkür ederim. Thank you.